kadın seçmeli insanlar? Benim güzelim bayağı hoş olmuş. Saç modeli çok güzel. Yüzü de çok güzel. Yaklaştır yüzünü bakayım. Evet, takıları falan hepsi çok güzel olmuş. Bayağı bakımlı, temiz, hoş bir kız. Güzel yüzüm. Şimdi Musevilik de güzel. Yani güzel bir dindir Musevilik. Hristiyanlık da çok güzel bir dindir. Ama net değiller. Yani netlik yok. Çok zorlayacağım bir kafayı çok karıştıracak şey var. Ya bir yerde peygamberleri eleştiriyor, bir yerde Hazreti Süleyman'a olmadık laf söylüyor. Yani insan çok zorda kalıyor. Ya çok güzel hükümler var mesela, oradan hakkı anlıyor insan ama çok acayip de izah var. Mesela diyor ki Süleyman diyor kafirlere uydu, putperest oldu. Ya kardeşim, ulul azim peygambere sen, muhterem bir peygambere nasıl kafirlere uydu dersin ya? Niye diyor? 1000 tane karısı vardı, kıskanmış o devrin hahamları, Tevrat yazıcıları. Gıcık olduğu için peygamber olmasına rağmen aleyhinde yazıyor. Çünkü yazıcılar var, yazıcılar diye bir grup var. Tevrat'ı yazanlar. Adam da bir saygı anlayışı, sevgi anlayışı yok. Peygamber hakkında sen bunu nasıl dersin ya? Bir de ne kadar çelişik. Tevrat'a baktığımızda Hazreti Süleyman acayip övülüyor. Onun meselelerine bakıyoruz, mükemmel. Çok çok güzel. Sonunda ne diyorsun? Müşrik oldu, putperest oldu, kafir oldu, putlara taptı diyorsun. Allah'tan kork ya. O yüzden biz kabul edemiyoruz. Yani o yanlışlıkları istemiyoruz. Ama mesela Kur'an gibi çok düzgün olsaydı çok güzel olurdu. Kur'an'ın güzel yönü, İslam'ın güzel yönü, mesela cennet çok net tarif ediliyor. Çok net. Işık gibi. Cehennem çok net tarif ediliyor. Ahiret çok net. Ölüm çok net. Peygamberler çok net. Hiçbir kafayı karıştıracak bir şey yok. Hiç. Yani izdifamda bulacağı bir şey yok. Her anlatım biliminden uyumlu. Mesela İncil'e baktığımda bilimden uyumlu değil. Bilimle çatışıyor. Ama Kur'an bilimle uyumlu. Hakikatlerle uyumlu. Hangi ayet okusan içine ferahlık geliyor. Ama Tevrat'ı okuduğumuzda eğer Kur'an olmasa Tevrat'la Allah zikirsin insan aklı gidebilir yani. İncil'de de ya şimdi alenen sen İsa'ya Allah diyorsun. Ya insaf et Allah aşkına. Koskoca insansın. Elini vicdanına koy. Ne diyorsun? İsa uyudu diyorsun. Uyudu. Allah uyur mu ya? İsa yemek yedi diyorsun. İsa Allah'a dua etti diyorsun. Allah Allah'a dua eder mi ya? Allah uyur mu ya? Uyudu diyorsun. Uyuyordu diyorsun. Allah uyuduğunda Allah'lık vazifesini yapamamış oldu sen dediğine göre. Uyuma nedir? Ölümdür ya. Niye insanlara bu eziyeti yaparsınız? Ya desene peygamber de Allah'ın peygamberi de. Mesih de eline ne geçiyor ona Allah deyince yani. Mahvettiniz bak Avrupalı gençleri. Dindar olmuyorlar dinden. Adam gülüyor yani. Niye Allah olsun ki diyor. Allah uyur mu diyor. Olmuyor Müslüman. Zulmettiler gereksiz yere. Kur'an Allah'a şükür ki Kur'an var. Kur'an olmazsa yani halimiz ne olurdu bilmiyorum. Çok çok zor olurdu. Çok. Evet, Kur'an hakem bir dindir. Yani o yanlış anlaşılıyor. Sanki Hristiyanlık yok, Musevilik yok, bir tek İslam değil. Ya öyle bir şey yok. Musevilik var, Hristiyanlık var. Kur'an hakem dindir, hakem din. Yani o yanlışlıkları bize anlatan dindir. Tevrat'ın yanlışlıklarını anlatır, İncil'in yanlışlıklarını anlatır ve bak dikkat edin, İncil'i tasdik eder. Ne diyor? Allah'tan bir nur ve hidayet kaynağıdır diyor. Tevrat için ne diyor Cenab-ı Allah Kur'an'da? Allah'tan bir nur ve hidayet kaynağıdır diyor. Ve ayrıca ne diyor bize Allah? Tevrat'a bakın diyor. Bak bir şey söylüyor, Tevrat'ta yazıyor, Tevrat'a bakın diyor. O zaman tek bir din diye bir iddia zaten yok. Üç dinin üçü de geçerlidir.
Hristiyanlıkta, Musevilikte, Müslümanlık hepsi geçerlidir. Ama Kur'an hakem olması şartıyla. Kur'an o hataları düzeltecek. Öbür türlü dinimiz, imanımız kalmaz, Allah'a sevgi etsin. Doğrulayıcı dindir, evet. Hakem dindir yani. Ne kadar güzel işte, çok güzel. İsa ilk geldiğinde de mesela hakem dindi. Tevrat'ı düzeltiyordu. İsa Mesih. Bozdular. 300'ün üzerinde İncil çıkardılar, bozdular. Mesela benim canlarımda Hristiyanlar. Diyor ki mesela Hazreti Muhammed yalan söyledi mi diyorum. Yo diyor, niye yalan söylüyorsun? Yalan söylediğinde ben alamet göremiyorum diyor. Bitti. O insan Müslümandır. Mesela Musevi hahamlar geldi. Dedik ki, ya dedik, Hazreti Muhammed hakkında ne diyorsun dedim. Bak bunlar baş haham bunlar yani. Çok yetkili insanlar. Hocam dedi, sen dedi, dürüst bir insansın. Biz senin yalan söylediğine inanmıyoruz. Dürüst olduğuna inanıyoruz. Yani senin şahitliğini kabul ediyoruz dediler. Bak şahitliğini kabul ediyoruz. Niye? Çünkü Nuhisin dediler. Yani Hazreti Nuh'un inançlarına tabisiniz. La ilahe illallah diyorsun. Hak dini savunuyorsun dediler. Yani Müslümansın dediler. Müslüman yalan söylemez dediler. Yani sen Hazreti Muhammed doğru diyorsan biz sana yalan söylüyorsun diyemeyiz dediler. Bitti. Ne oluyor? Onlar da Müslüman. Şu an İsrail'deki Museviler Müslümandır. Dünyadaki Hristiyanlar peygamberimizi yalancı ilan etmedikten sonra hepsi Müslümandır. Hepsi hak dindir. Aksini iddia eden bana gelsin. Ben ayette ispat edeyim. Bak Nisa suresi 47'de diyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Bak şeytanın Allah'a sığınıyorum. Ehli kitabı Allah'a hitap ediyor. Diyor ki bak yanınızdakini hangisi? Tevrat ve İncil. Ehli kitaba hitap ediyor. Bak. Yanınızdaki kitapları, Tevrat ve İncil'i doğrulayıcı. Allah ne diyor? Doğruluyorum diyor. Doğruluyorum. Doğrulayıcı. Yalan demiyor Allah bak. Doğrulayıcı. Olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Biz Tevrat, Allah ne diyor? Kur'an'da ben onları tasdik ediyorum diyor. Doğruluyorum diyor. Yalanlıyorum demiyor ki Allah. Bak o sana şeytan Allah'ın kitabı hak. Ve bak kitabı hak yani Kur'an'ın ve kendinden önceki kitapları doğrulayıcı olarak indirdi. Tevrat ve İncil'i doğrulayıcı yani Zebur ve Tevrat, İncil bunları doğrulayıcı olarak indirdi. E nerede burada red? Bu dinleri Kur'an kabul ediyor. O Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Bundan Kur'an'dan önce onlar insanlar için bir hidayet idiler. Bak diyor ki Allah yine Maide suresi 44. Gerçek şu ki biz Tevrat'ı içinde bir hidayet, mehdilik, hidayet, mehdilik ve nur olarak indirip nur, insanlığı nura kavuşturan teslim olmuş peygamberler Yahudilere Tevrat'la hükmederlerdi. Bilgin yöneticiler Rabbaniyün ve yüksek bilginler, hahamlar, baş hahamlar da ahbar Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından, Tevrat'ı korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahitler olduklarından onunla, Tevrat'la hükmederlerdi diyor Allah. E nasıl Müslüman olmuyor bu insanlar? Ayet-i hükmü açık. Bak sana ey Muhammed, şeytan Allah'a sığınırım, önündeki kitapları, Tevrat'ı ve İncil'i, Zebur'u doğrulayıcı, yalanlayıcı demiyorlar bak, doğrulayıcı ve ona bir şahit gözetleyici olarak kitabı Kur'an'ı indirdik. Kur'an'ın özelliği ne? Şahit ve gözetleyici. Neyi? Tevrat, İncil ve Kur'an'ı. Tevrat, İncil ve Zebur'u. Ne yapıyor? Şahit ve gözetleyici. Yani bir yanlışlık olduğunda düzeltiyor. Ve şahit ne diyor? Tasdik ediyor yani. Doğruluğunu tasdik ediyor. Sizden her biriniz için bir şeriat, bir yol, bir yöntem kıldık. Yani Hristiyanlık, Musevilik şeklinde. Allah dileseydi siz bir ümmet kılar. Sadece Müslümanlık dini olurdu diyor. O yüzden Hristiyanlık da var, Musevilik var, Müslümanlık da var. Ama Kur'an'ın şahit ve gözetleyici vasfı şart. Bu olmadığında bozulma olur. Başka bir ayette de şeytanın Allah'a sınırı kendilerine kitap verilenler aralarında bununla hükmetsinler diye bildiriyor Allah. Evet.
Yani mesela Tevrat'sa Tevrat'la hükmedecek. Evet, İncil'se İncil'de hükmedecek. Mesela İncil sahipleri diyor, kitaplarını hükmetsinler. Dolayısıyla üç dinin üçü de haktır. Ama Kur'an'ın gözetleyici ve şahit olması şartıyla.